olacak. Önce insan, sonra başkan. İstanbul'umuzun saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanı geliyor. Ekrem İmamoğlu geliyor. Ekrem İmamoğlu geliyor. Kocaman yüreğiyle geliyor. Ortak akıl, demokratik katılımla geliyor. Zeynep, şu insan sevgisine bakar mısın? Başkanlarıyla kucaklaşmaya gelen 16 milyon İstanbullu adına, belki burada yüz binler, belki 1 milyonun biraz üzerindeyiz ama bu coşku 16 milyonun coşkusu. En güzeli de ne biliyor musunuz? Çocukların sevgisi. Başkanımızın her zaman dediği gibi, çocukların sevgisi, Ekrem abisi işte biraz sonra burada. Kıymetli ilçelerinden Beylikdüzü ve Avcılar belediye başkanlarımız da burada. Sayın Hançerli'ye, Sayın Çalık'a da hoş geldiniz diyoruz. Saygıdeğer başkanlarımız da sahnede. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı, saygıdeğer başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu bekliyoruz. Türkiye bu anı çok bekledi. İstanbul bu anı çok bekledi. Yepyeni bir umut ışığı yeniden yüreklere doğdu. Yüreğinde insan sevgisiyle, Aziz Şair'in dediği gibi, o şiirlerinde dün akşam sana tepeden bir baktım İstanbul diyebilir ama artık İstanbul'a kimse öyle tepeden bakamayacak. Çünkü İstanbul'un başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'un yüreğinde olacak. İçinde olacak, sevgiyle hep birlikte olacak, İstanbulluyla olacak. Belediye Başkanımız Sayın Kılıç da harika ev sahipliğiyle 16 milyon İstanbullunun gönlünü kazandı. Bir büyük alkışı da onun için alalım mı sizlerden? Sevgili İstanbullular, başkanımızı davet ederken söylediğimiz sözler aslında bizim değil, tüm İstanbul'un sözleri. Sizlerin kaldırdığı pankartlarda, dövizlerde yazanlar, dünya insanı, eğitimli, vatan ve insan sevgisi en üst düzeyde, nezaket ve konuşma adabı sahibi, mütevazı, hizmet harici hiçbir düşüncesi olmayan aile babası. İşte asla yalnız yürümeyeceksin. İstanbul İşletme 93 mezunlarının pankartı. Beşiktaş Nispetiye Mahallesi. Kurduğun sevgi köprülerinin bekçileriyiz deyip Kaliforniya'dan sevgiler diyen sevgili İstanbul aşıkları, hoş geldiniz.
İstanbul'a kadın eli değecek dedik. İstanbul'a kadın eli de daha şimdiden anonslarımızı değdirmeye başladık Zeynep. Havada. Bundan daha güzel ne olabilir dünyada? Yüreği vatan ve insan sevgisiyle dolu tüm İstanbullular, hayırlı uğurlu olsun. Ekrem Başkan'ın burada. En coşkulu sesiyle Ekrem Başkanımızı karşılamaya hazır mı? Ve İstanbul'un huzurunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, saygıdeğer başkanımız Ekrem İmamoğlu geliyor. Saygı duruşumuzu, ardından İstiklal Marşımızı coşkuyla seslendireceğiz. 16 milyon İstanbul'un yüreğiyle birlikte. Sevgili İstanbullular, Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu, devletimizin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz için önce sizleri bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızı coşkuyla söylemeye davet ediyorum. Mehteran hastur. Thank you.
Marşı. Hasbu. Haydi. Ya Allah. Şükür, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Mülkün yegane sahibi Allah-u Zülcelal'dir. Ey Allah'ım, sen mülkü dilediğinde dilediğine veren, dilediğinden de alma kudretine sahip olansın. Bizler bugün değerli İstanbul halkımızın güzide oylarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu Beyefendi'nin başkanlığını, arkadaşlarının, yol arkadaşlarının ve ekibinin başarısını burada ya Rabbi kutlamak, aynı zamanda sana şükretmek, başarı temennisinde bulunmak üzere burada toplandık. Dualarımızı, niyazlarımızı kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, daha önce başkanlık yapmış, İstanbul'umuza hizmet etmiş başkanlarımızdan bayrağı devraldığı gibi bu bayrağı en zirveye, en yükseklere taşımasını nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Hayırlı işlerini kolaylaştır ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bugün İstanbul'umuzun başarılı olması, dünya devletleri, dünya şehirleri arasında hak ettiği yeri bulması ve dünyanın en güzel güzide mümtaz şehirlerinden birisi olması için kendisine ya Rabbi senden yardım temenni ediyoruz. Lütfeyle ya Rabbi. Barış dolu, huzur dolu, mutluluk dolu bir dönemi nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bu bir başarıdır. Aynı şekilde şımarmaktan, ya Rabbi kindar olmaktan, ya Rabbi kötü duygulardan sana sığınıyoruz, muhafaza eyle. İlahi ya Rabbi, sen kalpleri evirip çevirensin. Kalplerimizi, gönüllerimizi ya Rabbi birbirimize karşı ısıt. Sevgiyi, muhabbeti hasıl eyle. Kini, öfkeyi, nefreti aramızdan kaldır ya Rabbi. Yerine sekineti, sükuneti, huzuru daim ve kaim eyle ya Rabbi. Hazreti Ali Efendimizin buyurduğu gibi, Mısır valisine yazmış olduğu meşhur mektubunda olduğu gibi, tüm 16 milyon İstanbullumuza adaletle, merhametle ya Rabbi yönetmesini nasip ve müyesser eyle. İlahi ya Rabbi, daha önce başkanlarımız geçti. İlahi ya Rabbi, beylik İstanbul'umuza hizmet eden başkanlarımız, çalışanlarımız, her kademesinde hizmet edenlerimiz oldu. Vefat edenlere gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Hayatta olan başkanlarımıza ve diğer çalışanlarımıza sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde güzel bir ömrü nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, şu cennet vatanımızı bizlere kanlarını ve canlarını feda ederek emanet eden, ta Malazgirt Meydan Muharebesi'nden, Alparslan Gazi'den, İstanbul'umuzun Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han ve oradan da Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarının ervahına, İlahi ya Rabbi, hasaten dün Hakkari Çukurca'da şehit olan dün 4 askerimize gani gani rahmet eyle. Şehadetlerini kabul eyle. Ya Rabbi milletimize ve ailelerine sabır ve metanet ihsan eyle. İlahi ya Rabbi, Kur'an-ı Azimuşşan'da buyuruyorsun ki وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَنْبَادٍ Allah yolunda, vatan millet yolunda öldürülenlere siz ölüler demeyin. Onlar yaşıyorlar ama siz onları bilemezsiniz buyuruyorsun. Ya Rabbi, şehitlerimizin şehadetlerini kabul eyle. Cennetinde sevgili peygamberimize civar ve komşu eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bugün kötü bir haberle yine aynı şekilde gözlerimizi açtık. Sri Lanka'da 150'den fazla insan ya Rabbi orada öldürüldü. Teröre maruz kaldı. Aynı şekilde 15 Mart'ta Yeni Zelanda'da hem de cuma vaktinde 52 küsur insan şehit edildi. Cuma namazı kılarken öldürüldü, teröre maruz kaldı. Bizler bugün terörün her türlüsünü şiddetle kırıyoruz.
lanetliyoruz ya Rabbi. Terörü yeryüzünden kaldır ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, terörsüz, şiddetsiz, kavgasız, gürültüsüz bir dünyayı senden temenni ediyoruz. Barış dolu bir dünyayı ya Rabbi senden temenni ediyoruz, lütfeyle. Ya Rabbi, Kur'an-ı Azimuşşan'ında yine buyuruyorsun ki: İnna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şuuben ve kabaila litaarafu. Ben insanları bir kadın, bir erkek ve daha sonra milletlere bölerek yarattım buyuruyorsun. Sadece tanışmamız, barış olmamız için ya Rabbi yarattığını ifade ediyorsun. Senden bugün barış temenni ediyoruz. Ya Rabbi, sükunet, sekinet, huzur, mutluluk temenni ediyoruz. Nasip ve müyesser eyle. Tekrar ya Rabbi Ekrem Başkanımıza ve ekibine, yol arkadaşlarına başarı dolu bir dönemi nasip ve müyesser eyle. Şu dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. El Fatiha. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, huzurlarınızda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, saygıdeğer Başkanımız Ekrem İmamoğlu. Sevgili İstanbullular, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, çocuklar, bebekler, dünyanın en güzel şehrinin çok değerli sakinleri, bu şehrin güzelliklerini yaşamaya, bu şehrin nimetlerinden yararlanmaya en çok hakkı olanlar, İstanbul'un gerçek sahipleri, benim güzel hemşerilerim, hepiniz hoş geldiniz. İstanbul'a yeni bir başlangıca adım atarken gelecek güzel günleri hep birlikte karşılayalım istedim. Bir şenliğe, bir bayrama gider gibi el ele, kol kola olalım. Umudumuzu, mutluluğumuzu hep birlikte paylaşalım istedim. Beni kırmadınız. İstanbul'un her tarafından buraya geldiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Değerli hemşerilerim, bir millet sevinçte ve kederde ortak olabiliyorsa millettir. Bugün burada bir sevinci paylaşıyoruz ama ne yazık ki bir yanımız keder dolu. Irak sınırında devam eden operasyonlarda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Terörü lanetliyorum. Allah'ım milletimizi terör örgütlerinden her daim korusun. Birliğimiz, bütünlüğümüz daim olsun. Evet, bir millet sevinçte ve kederde ortak olabiliyorsa millettir. Vatandaşların bir bölümünün sevinci başka vatandaşların gönlünü kırıyorsa orada bir sorun var demektir. Nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, hiçbir seçim vatandaşlar arasındaki gönül köprülerini yıkmamalıdır. Bunu sağlama görevi de öncelikle siyasetçilerindir. Seçimlerden sonra birlik, bütünlük, kardeşlik mesajları vermek kolaydır değerli hemşerilerim. Zor olan, değerli olan seçimden önce de
ağır ithamlardan, çirkin sözlerden, yakışıksız, mesnetsiz iddialardan uzak bir siyaset yapabilmektir. Rakibinize oy veren milyonları rencide etmek, onlara hakaret etmek, bir takım siyasi matematik hesaplarına göre belki size seçimi kazandırabilir. Ama öyle kazanılmış bir seçimi yalnız siz kazanmış olursunuz. O seçimden asla millet kazançlı çıkmaz. Asla çıkmaz. O seçimi vatandaş kazanmış olmaz. Bir sözle kalpleri kırarsınız ama bin sözle kazanamazsınız. Ben seçimleri değil, hep beraber biliyorsunuz ki sizlerin kalplerini kazanmayı yeğlerim. Seçimleri değil. Sevgili İstanbullular, benim kıymetli hemşerilerim, 31 Mart İstanbul yerel seçimleri tarihe geçmiştir. Ve bu seçimden herkesin ama özellikle de siyasetçilerin alacağı dersler vardır. Ben bu seçimden çıkan 3 temel dersi hatırlatmak istiyorum. Birincisi, siyaset her koşulda sevgi, saygı, centilmenlik içerisinde yapılmalıdır. Her vatandaşlara hem de siyasi rakiplere karşı bu centilmenlikten asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Öyle değil mi? İkincisi, siyasetin temel amacı insanların mutluluğudur. Özellikle de şu güzel çocuklarımızın mutluluğudur. Siyaseti öncelikle bu sorumlulukla düşünüp davranmalıyız. Üçüncüsü, herkesin dünya görüşü, değerleri, inançları farklı olabilir. Ama bunları yarıştırmanın, bunları çatıştırmanın asla adı, asla ama asla siyaset değildir. Siyaset kendi değerlerinden, kendi dünya görüşünden, inancından, felsefenden yola çıkarak neyi nasıl yaptığınla, hangi sorunlara nasıl çözümler ürettiğinle ilgili bir şeydir. Bu dersi hiç kimse unutmasın. Siyaset her şeyden çok çözüm üretme işidir. Çözüm üretme işidir. Değerli hemşehrilerim, 31 Mart seçimlerinden bu dersi çıkartmayanlar bundan sonra asla seçim kazanamazlar demeyeceğim. Olabilir. Elbette onlar da kazanabilirler. Ama 31 Mart seçimlerinden bu dersleri almamış olanlar bundan sonra seçim kazansa da sonuçta kazanan asla milletimiz olmayacak. Kazanan vatandaşımız olmayacak. Bu dersleri ben yalnızca başkaları için de dile getirmiyorum. Benim de 3 noktada eksiğim olabilir. Yanlışım olabilir. Bir zafiyetim olabilir. Mutlaka düzeltmeye, çok daha kaliteli siyaset yapmaya gayret edeceğim. Hepinizin huzurunda söz veriyorum. Hepinizin huzurunda söz veriyorum. Çünkü İstanbul'da yeni bir başlangıca hep birlikte imza atacaksak eğer, öncelikle siyaset anlayışını, siyaset yapma biçimini hep birlikte değiştirmek zorundayız. Yeni nesil bir siyaseti, siyasetin en yeni sürümünü bu şehre, bu ülkeye hep birlikte hakim kılmalıyız. Hakim kılmak zorundayız. Değerli dostlarım, değerli hemşerilerim,
31 Mart yeni nesil siyaset anlayışının halkta nasıl büyük bir karşılığı olduğunu göstermiştir. Ben bu anlayıştan ayrılmadan iş yapmaya, çözüm üretmeye, sonuç almaya devam edeceğim. Size bu 16 milyon şehrin her ferdine söz veriyorum. Söz veriyorum. Sevgili hemşehrilerim, değerli İstanbullular, biliyorsunuz 31 Mart İstanbul seçimlerinin oy sayma işlemi tam 17 gün sürdü. Tam 17 gün. 17 günde yaşananlar. Bu 17 günde yaşananlar, bu ülkeye yaşatılmak istenenler hakkında çok şey yazılacak biliyorum. Ben bugün itibariyle hepsini bir kenara bırakarak ve işimize tüm İstanbullulara hizmet sorumluluğuna odaklanmış durumdayım. Başka hiçbir şey düşünmüyorum. Ancak şurası çok iyi anlaşılmalı. 17 gün boyunca yaşanan ve kısmen bugün hala yaşanmaya devam eden gelişmeler var. Biz milletçe bir demokrasi sınavından hep birlikte geçtiğimizi düşünüyorum. Büyük bir mutluluk, büyük bir gururla ifade ediyorum. Milletimiz bu demokrasi sınavını sükunetle, hassasiyetle, başarıyla geçmiştir. Bu arada Tuğçe ile Burak nikahını kıymamı istiyor. Afişi çok sevdim. Tarihini bilmiyorum ama çıkışta bugün zor olabilir. Fotoğrafını çekin. Tuğçe ile Burak haftaya mutlaka beni ziyarete gelsin. Nikahınızı ben kıyacağım, söz veriyorum. Mutlu yuvalar olsun. Bu muhteşem milletin her anı mutlu olsun. Bu süreçte de demokratik olgunluğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Hiç kimse unutmasın. Bu ülkede millet ne derse o olur. Bu ülkede son sözü, gerçek sözü millet söyler. Bu 23 Nisan 1920'den bugüne bu ülkede son sözü hep millet söylemiştir. Ülkenin birliği, çocuklarımızın geleceği için bugün, yarın ve daima son sözü her zaman millet söyleyecektir. Herkes bunu bilsin. Milletin sözünü emir kabul edebilmeli ve içine sindirebilmelidir. 23 Nisan 1920'den bugüne bizim aldığımız terbiye budur. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Ne demiş atamız? Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Sevgili İstanbullular, kampanyam boyunca söz verdiğim gibi artık İstanbul'da her zaman dini bayramlarımızda da milli bayramlarımızda da
ulaşım ücretsiz olacak. Bu uygulamayı en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Bugün burada huzurunuzda müjdeliyorum. Sevgili hemşerilerim, ben İstanbul'a yeni bir başlangıç vaat ederek buraya geldim. İstanbul'a yeni bir başlangıç. Bu başlangıcın 5 temel alanda sağlayacağız. Anlayış farklılıklarıyla bu 5 temel duruşumuzu ortaya koyacağız. 1. İstanbul'a yeni nesil siyaset anlayışı hakim olacak. 2. İstanbul'a yeni nesil belediyecilik hakim olacak. 3. İstanbul'a yeni nesil yerel demokrasi anlayışı hakim olacak. 4. İstanbul'a yeni nesil toplumsal birlik anlayışı hakim olacak. 5. İstanbul'a yeni nesil yurttaşlık anlayışı hakim olacak. Değerli hemşerilerim, şimdi müsaade ederseniz 5 temel felsefeyi biraz daha açmak istiyorum. Birinci olarak yeni nesil siyaset anlayışından ne anladığımı adaylığım süresince aslında ortaya koydum. Vatandaşlara, özellikle arasına fiziki ve duygusal engeller koyan siyasetçilerin devri kapanmıştır. Vatandaşa karşı kibirle yaklaşan, vatandaşıyla sevgisiz, saygısız davranışlarda bulunan siyasetçilerin devri kapanmıştır. Siz de biliyorsunuz ki vatandaş bu milletin efendisidir. Siyasetçiler ve yöneticiler bu ülkenin ve bu milletin hizmetkarıdır arkadaşlar. Biz hizmetkarız. Bundan böyle herkes yerini bilecek. Herkes haddini bilecek. Ben yeni nesil siyaset anlayışıyla İstanbul'u yönetirken her zaman hukukun üstünlüğünü kabul edeceğim. Kanunları, kurumları ve kuralları kendi amaçları uğruna eğip büken, kendisi için iyi olanı herkese dayatan bir yönetici asla olmayacağım. Asla olmayacağım. Başla. Kesinlikle hak, hukuk ve adalet. Su gibi, su. Oksijen gibi. Hak, hukuk ve adalet olmazsa bir insan nefes alamaz, yaşayamaz, bunu biliyoruz. Dolayısıyla başta anayasa ve kanunlar olmak üzere hukukun temel ve evrensel hükümlerinin kamu eliyle eğilip bükülmesine izin vermeyeceğim. Kamu otoritesi karşısında vatandaşların güçsüz ve korumasız kalmasından yararlananlara karşı çıkacağım. Yöneticilik hak ve imkanlarından yararlanarak milli ve manevi değerleri asla istismar etmeyeceğim. Kimsenin kalbini kırmayacağım. Kimsenin kalbinin ve gururunun kırılmasına müsaade etmeyeceğim. Hepinize söz veriyorum. Bu ülkenin kurucu değerlerine sonuna kadar bağlı kalacağım. Bütün bunların yöneticilik ahlakının, vatandaşlık bilincinin doğal bir gereği olarak yapacağım. Yeni nesil bir siyasetçi olarak
korkudan değil sevgiden yana olacağım. Bölerek, ayrıştırarak değil, kucaklayarak ve birleştirerek hizmet edeceğim. İki kutulu dünyada yetişmiş eski nesil siyasetçiler gibi korkutarak, herkesten şüphe ederek, herkesi yan yana getirerek hizmet edeceğim. Korku ve şüphe dönemi bitmiştir. Sevgili hemşerilerim, ikinci olarak İstanbul'da yeni nesil belediyecilik anlayışı hakim olacak. Bu aziz şehirde kente özen gösteren, insana saygı duyan bir belediyecilik hakim olacak. Yeni nesil belediyecilik anlayışıyla birlikte yerel yönetimin ne yaptığı kadar, nasıl yaptığı, kimin için yaptığı önem kazanacak. Bu şehirde ben yaptım oldu anlayışı bitecek. Artık öyle bir şey yok. Danışarak, tartışarak, konuşarak, ortak sese ve ortak akla kulak vererek hep birlikte karar vereceğiz. Hep birlikte karar vereceğiz. Yapmazlara yeşili yok eden, insan sağlığını ihmal eden tüm uygulamalara son vereceğiz. Bu şehrin nimetlerini asla ganimet sananlardan olmayacağız. Bu şehrinde yeniden akıl, mantık, bilim, sanat, kültür yükselecek. Bu şehirde üretim ve yaratıcılık yükselecek. Bu şehirde eğitim, istihdam, ekonomi ve teknoloji yükselecek. Devasa görünen, büyük bütçeli ama gayri insani projelerle değil, insanlarımızın mutluluğuna, refahına, huzuruna odaklanacağım. Yeni nesil belediyecilik anlayışıyla bilişim teknolojilerinin en ileri örnekleri, insan olmanın onuru ve saygınlığını korumak, insani gelişmişliği, yaşam kalitesini arttırmak için kullanılacak. Tartışarak, akla, bilime ve hukuka saygı göstererek bu şehirde yaşayan herkesin uymak zorunda olacağı kurallara hep birlikte karar vereceğiz. Hep birlikte, kimseyi dışlamadan, demokratik yollarla hepimizin ortak çıkarları için bu kentin değişmez kurallarına hep birlikte karar vereceğiz. O kurallara hep birlikte karar verirken ikna olacağız. Ve uzun yıllar severek, isteyerek yine hep birlikte bu kurallara uyacağız. Yeşile, meydanlara, kent mimarisine, kentsel planlamaya dikkat edeceğiz. Ulaşıma ve trafiğe odaklanacağız. Nefes alan kentler, o güzel alanlarda yeşil, bu kentin her tarafını kuşatan yeşil kuşaklar geliştireceğiz. Bu şehirde yaşayan canlıların, sokak hayvanlarının haklarına insani olarak hep birlikte saygı göstereceğiz. Bizim belediyeciliğimiz aynı zamanda hesap veren, şeffaf bir belediyecilik olacak. Vatandaşın, size söz veriyorum, tek bir kuruşunu bile israf etmeden, oraya buraya hesapsızca saçmadan, yandaşa, yoldaşa peşkeş çekmeden bir şehre emin, bir emin yönetici olarak hassasiyetle harcayacağız. Söz veriyorum, kimse sizlerin kimsesi olacağım.
bu kenti mazlumları, mağdurları ve unutulmuşları kalmayacak. Ama kimsesizlerin kimsesi olmayı bile bir insaniyetle, olağanüstü bir hassasiyetle yapacağız. Bu şehrin emeklilerinin, engellilerinin hamisi olacağız. Bu şehirde asla alan el, veren eli bilmeyecek. Hassas olacağız. Hassas olacağız. Sevgili İstanbullular, üçüncü olarak İstanbul'da artık yeni nesil demokrasi anlayışı hakim olacak. Bu kentte yaşayanlar, bu kenti yönetenler kadar söz ve karar sahibi olacak. İstanbul'u ilgilendiren tüm önemli kararlar herkesin gözü önünde, bilgisi dahilinde. Herkesin fikri, önerisi, eleştirisi altında şekillenecek. Mahalle meclislerinden başlayan, sektörel meclislere kadar uzanan kapsamlı bir demokratik katılım mekanizmasıyla vatandaş, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler kent yönetim sürecinin aktif yönetim ortakları haline gelecek. Hiç kimse benim görüşüm alınmadı, benim sesim duyulmadı demeyecek. Hiç kimse kendisini bu şehrin dışlanmışı olarak görmeyecek. Hiç kimse dünyanın bu en güzel coğrafyasında kurulmuş bu şehri terk etme duygusuna kapılmayacak. Bu şehrin gençleri, kadınları, girişimcileri bu şehrin adil bir şehir olduğunu hissedecekler. Adil bir şehir. Aynen öyle. Torpil yok, liyakat var. Dünyanın çeşitli ülkelerinde popülist liderler ne kadar iş başına gelirlerse gelsinler, kendi ülkelerinde hak ve özgürlükleri ne kadar yok etmeye çalışırlarsa çalışsınlar, bu şehir ve bu ülkeden yeni bir demokrasi doğacak, göreceksiniz. Bu şehir dünyada yerel demokrasinin yükseldiği şehirlerin en başında olacak. Bu şehrin yaratıcı beyinleri bu şehir özgürleştikçe, demokratikleştikçe daha üretken, daha enerjik bir yapıya sahip olacağız. Hep birlikte bunu başaracağız. Hep birlikte bunu başaracağız. Bu şehrin çocukları yeşil ve yaşanabilir, pırıl pırıl bir çevreye kavuşacak. Bu şehrin girişimcileri, üreticileri, çalışanları güç kazanacak. Kendilerini yürekten istekli hissedecekler. Bu şehir dünyada bir çekim merkezine dönecek. Bu şehri hep birlikte, ama hep birlikte ayağa kaldıracağız İstanbul. Ayağa kaldıracağız. Sevgili İstanbullular, dördüncü olarak İstanbul'da artık yeni nesil toplumsal birlik anlayışı hakim olacak. Benim kampanyam boyunca takip ettiniz. Kampanyamda net olarak özetledim. Bu şehirde 16 milyon vatansever yaşıyor. Bunu söylerken hiç kimsenin vatanseverliği üzerinden, diğerinden farklı ve fazla değil dedim. Hiç kimsenin inancı diğerinden üstün değil dedim.
Benim için bu şehrin her bir ferdi ayrı bir renk, ayrı bir zenginlik. Benim dönemimde her farklı ses, her farklı renk, her farklı inanış bu şehir için bir risk değil, bir fırsat kabul edilecek. Fırsat. İstanbul'da artık inançların, yaşam tarzlarının, ideolojilerin, siyasi aidiyetlerin doğrudan ya da dolaylı biçimde hiç kimseye hiçbir şekilde dayatılmaz söz konusu olmayacak. Herkes kendi rengini, kendi kimliğini, kendi benliğini saygın ve özgürce eşit biçimde yaşayacak. Bu sadece bu şehirde tek bir rengin tonlarından oluşmadı oluşmayacak. Bu şehir rengarenk olacak. Bu şehir binlerce rengin armonisiyle kaynaştığı, barış ve huzur içinde yaşadığı bir şehir olacak. Çok renklilikten korkmamayı, çekinmemeyi hep birlikte öğreneceğiz. Çok renkliliğin bu şehre ne büyük kazançlar sağladığını hep birlikte göreceğiz. Birlikte keşfedeceğiz. Herkes kendini özgür hissedecek, özgür. Kimse tehdit altında hissetmeyecek kendini. Bu şehirde etnik köken üzerinden ayrıştırma, ötekileştirme kalmayacak. Bu şehirde kimse kendisini azınlık hissetmeyecek. Yok öyle bir şey. Herkes eşit. Birinci sınıf saygıdeğer ve vatansever hemşerimdir. Yok artık Türk'ü, Kürd'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Yahudisi, Rum'u, Ermenisi. Bu şehirde herkes İstanbullu. Ve bu memleket için herkes teminattır. Değerli hemşerilerim, biz hep birlikte Türk milletiyiz. Türk milletiyiz. Her inancı eşit, makbul ve kabul ediyoruz. Bizim için cami bizim, cemevi bizim. Kimsenin inancını ölçmesin. Kimsenin inancı üzerinden siyaset yapmasın. Bu şehir, bu millet buna izin vermeyecek. Bizim için bu şehirde sinagog ise havra bir. Bizim için azınlık yok. Hepimiz bir ve beraberiz. Şehrin farklı ilçelerindeki, farklı gelir gruplarındaki yurttaşlarımızın, kentin nimetlerinden mümkün olduğu kadar eşit yararlanmalarının önünü açacağız. Göreceksiniz. Yok artık kaymak tavası. Öyle bir şey yok. Yok artık varoşu. Bu şehrin her yeri eşit olacak. Çocuklarımız eşit ve adil fırsatlarla hayata başlamalarına imkan tanıyacağız. Bu eşitlik ve özgürlük ortamının beslediği ve güçlendirdiği gerçek bir kardeşlik zeminiyle İstanbul'da güçlü bir toplumsal birlik, beraberlik duygusu hakim olacak. Gelir farklılıklarının yarattığı büyük uçurumlar
kamusal iradeyle kapanacak, göreceksiniz. Hiç kimse İstanbul'un güzelliklerinden, İstanbul'un nimetlerinden yoksun bırakıldığı duygusuna kapılmayacak. İstanbul huzura kavuşacak. Eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin hep birlikte tadına varacağız. Değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim, son olarak İstanbul'da artık yeni nesil yurttaşlık anlayışı hakim olacak. Katılım mekanizmalarının genişletilmesine paralel olarak yurttaşların enformasyon ve bilişim teknolojilerine eşit koşullarda erişimi sağlanacak. Böylece soran, sorgulayan, talep eden, hakkını yedirmeyen yurttaşlar bu kentte eşitliğin ve özgürlüğün hep birlikte tadını çıkaracak. Kentin sahibi olduklarını hissedecekler. İstanbul yeni nesil yurttaşlık bilincinin yükseldiği bir şehir olacak. Hiç kimse kamu gücünden korkmayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hiçbir kamu görevlisi, benim hiç bir çalışma arkadaşım kamu gücünü kendi gücü olarak görmeyecek, kullanmayacak. Ben bütün çalışma arkadaşlarımın emeğinin hakkını vereceğim. Her birinin alın terine sahip çıkacağım. Ama çalışma arkadaşlarım da İstanbul'da 16 milyon hemşerime hizmet edecek. 16 milyon. Yok artık bana, kişilere, partilere, derneklere, vakıflara, cemaatlere, öyle şey yok. Yok kardeşim. Buna izin vermeyeceğim. Hizmet edecekleri 16 milyon İstanbullular. Sevgili İstanbullular, özetle ben size, tüm İstanbullulara 21. yüzyıl belediyeciliği vaat ediyorum. 21. yüzyıl belediyeciliği. Seçim öncesi vaat ettiğim ne varsa hepsini yerine geçireceğim. Ancak ben tek tek bütün İstanbulluların hayatını iyileştirmenin, kolaylaştırmanın yanı sıra bu kentteki ortak yaşam kültürünü dönüştürmek istiyorum. Bu kentin kadim değerleriyle, maneviyatıyla, tarihsel birikimiyle binlerce yıl öncesinden Fatih Sultan Mehmet'e, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar demokratik ruhuyla evrensel değerleri buluşturan ve gelecek nesillere aktaracağımız köklü bir sosyal dönüşümü harekete geçirmeyi amaçlıyorum. Bunların zaman alacağını, bir anda olamayacağını biliyorum. Eminim sonunda bu işin başarıya varacağını biliyorum. Menzilimiz budur. Özellikle bugünlerde bir geçiş sürecinde olduğumuzu unutmayın. Yeni bir anlayışın, yeni bir bakış açısının egemen olması zaman alır değerli hemşerilerim. Bana ve ekibime süre tanıyın. Hep birlikte başaracağız. Başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Başarmak zorundayız. Sizlerle başaracağız. Değerli hemşehrilerim, yeni nesil belediyecilik, yeni nesil yerel demokrasi, yeni nesil toplumsal birlik ve yeni nesil yurttaşlık anlayışından, işte
bunun için söz ediyorum. Çünkü iddiamız ve iddiam büyüktür. İstanbul sorunlarının çözmesinin ötesine geçmeyi, İstanbul'da herkes için mutlu ve huzurlu yeni bir hayat kurmayı, yeni bir ortak yaşam kültürü oluşturmayı hedefliyorum. Evet, bunların büyük iddialar olduğunun gayet iyi farkındayım, biliyorum. Ancak kendime ve sizlere çok güveniyorum. Çok güveniyorum. Değerli hemşehrilerim. Umudunuzu, mutluluğunuzu görüyorum. Ben seçime girerken 100 İstanbulludan sadece 15'inin tanıdığı birisiydim. Ama görüyorsunuz, işte bugün buradayım. Beni bugün buraya taşıyan şey... Şu güzel çocukları bir alkışlayın ya. Allah'ım hep çocukluk sevgiyle beni buluştursun. Dünyanın en güzel şeyleri. Evet. Sağ olun. Çocuk saldırısına uğrayacağız. Hadi bakalım güzel çocuklar. Görmedim ben. Ama ben gördüm, izledim senin mesajını. Görüntülüyü demiyor musun? Instagram'dan attım, görmedim. Gördüm ya. Bundan sonra söz. Çok yoğundum. Bundan sonra söz. İşte beni bugün buraya getiren şeyin ne olduğunu çok iyi biliyorum, bakın. Ben doğru yolu bildiğim için bugüne gelebildim. Bana doğru yolu seçimi senin temiz kalbin kazanacak evladım diyen teyzelerim öğretti. Bana doğru yolu iyi yüreğini hiç bozulmasın, İnsana sevgini çeksilmesin diyen amcalarımız öğretti. Bana doğru yolu her şey çok güzel olacak Ekrem abi diyen o genç kardeşim öğretti. Bana konuşturma yaptırmayacaklar. Dünya güzelleri. Tamam. Peki.